İsrail'in mültecin kaplarını vurduğu Gazze'nin merkezindeki El Magazi kampında bir katliam daha yaptı. Üstüne de bir de ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bölgeye girişini engelledi. Yaralılara müdahale gecikti. Saldırıda 70'ten fazla Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail aralıksız katliam yapıyor. Sivillerin sığındığı mülteci kampları Hamas bahanesiyle vuruluyor. İsrail-Filistin çatışmasının 80. gününde gece saatlerinde yine en acımasız saldırılardan biri yapıldı. Katliamcıların hedefinde bu kez Gazze şeridinin orta kesimlerinde yer alan Magazi mülteci kampı vardı. Kamptaki sivil yerleşim birimleri defalarca bombalandı, onlarca ev vuruldu. Çoğunluğu çocuk olmak üzere 70 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda Filistinli ise yaralandı. Hayatını kaybedenlerin büyük bölümü Gazze'nin kuzeyine yapılan operasyonlar nedeniyle yerlerinden yurtlarından edilip mülteci konumuna düşürülen Filistinliler. Hayatını kaybedenler Deir el-Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Morgda yer olmadığı için hastane bahçesine koyuldu. Filistinliler kaybettikleri yakınlarına sarılıp gözyaşı döktü. İsrail ordusu sağlık ve sivil savunma ekiplerinin bölgeye ulaşmasını da engelledi. Yaralananlarla göçük altında kalanlara müdahale gecikti. Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in bölgede bağlanan tüm yolları da bombaladığını belirtti. Bu nedenle saldırıya uğrayan kamp ve yerleşim birimlerine ekiplerin gidemediğini ifade etti. Öte yandan İsrail uçakları Nuseirat, Bureiş kamplarını da vurdu. Çok sayıda ölü var. Ancak kesin sayı aralıksız süren saldırılar nedeniyle belirlenemiyor. İsrail Gazze'de ağır darbeler aldı. Ateşkesten söz etmeye başladı ancak Hamas kazandığı avantajı kaybetmeye niyetli değil. Yıpratıcı saldırılarına devam ediyor. Hafta sonunda 48 İsrail askeri öldürüldü. 35 zırhlı imha edildi. İzzettin el-Kassam Tugayları neredeyse göğüs göğüse o çatışma anlarının görüntülerini yayınladı. Kassam Tugayları İsrail askerlerinin karargah haline getirdiği binayı belirledi. Hepsinin tek tek girmesini bekledi. En az 10 İsrail askerinin girmesinin ardından da harekete geçti. İlk fırlatılan roket binanın duvarında patladı. Ardından ikinci roket neye uğradığını şaşıran katliamcı timin tam üstüne gitti. Yıkılan binadan sağ kurtulabilen olmadı. Sadece roket atarlı timler değil, Filistin keskin nişancıları da İsrail askerlerinin kabusu. Yüzlerce metre öteden kendilerini güvende sanan İsrail askerlerini hedef alan keskin nişancılar, isabetli atışlarla etkili sonuçlar alıyor. Harabe haline dönen apartmanları kullanan Kassam Tugayları, bölgeyi kontrol altına almaya çalışan İsrail askerlerini sürekli gafil avlıyor. Ama sadece hafta sonunda 48 İsrail askerinin öldürüldüğünü, 35 zırhlı aracın da yok edildiğini açıkladı. İsrail'in yalanlamalarına karşı da bu görüntüler paylaşıldı. Son 4 günde 24 ayrı saldırı düzenleyen Kassam Tugayları, Gazze'ye giren işgalci ordusuna çok ağır zayiat verdirdi. Hamas ayrıca Tel Aviv'e de çok sayıda füze atıldığını duyurdu.